Nasılsın? Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bu arada sevgili Metin ve Eda Özülke'ye de buradan bu şarkı vasıtasıyla sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Benim çok sevdiğim aile dostlarım. Eşimin evet. de nikah şahidir sevgili Metin abicim. Seni ve Eda ablayı çok öpüyorum buradan. Selamlar, saygılar olsun. Senin de çok güzel yorumladığın bir şarkı tabii. Sevdiğim bir şarkı. Popstar'dayken özellikle severek söylediğim çok bir şarkı. Çok ses getirmişti. Evet, getirmişti. Güzel. Nasılsın? Keyfin, sağlığın yerinde mi? Her çok şey yolunda şükür, mı? Çok şükür keyifliyim, sağlığım yerinde. Harika görünüyorsun. Moralim yerinde. Süper, heyecanlıyım. Maşallah. Heyecanlısın. bir garip hissediyorum. Tabii sevgili Bayhan bugüne kadar birçok televizyon programına katıldı. Canlı yayınlara çıktı ama orası bambaşka bir platform. Evet. Hele yani, de buraya geliş sebebin de bambaşka. Geliş sebebi çok, yani kendime hayret ediyorum. Şaşkınlık içerisindeyim. Bayhan bu sen misin diyorum. Demek ki çok büyük konuşmamak lazım. Değil mi? Hayatta ne zaman ne yaşayacağımızı bilemiyoruz. Evet. Var mı müzik çalışmaları bu arada? Neler müzik çalışmalarım var, albüm hazırlığım var. İnşallah güzel. Aralık ayı içerisinde albüm çıkıyor, çıkacak. Çıkıyor, az kalmış. Yani çalışıyorum uzun zamandır. Yaklaşık bir 8 yıl ara verdim. Hazırlıklarım var. Programım var. Yayından sonra programıma gideceğim. Öyle mi? Televizyon programı var. Yok. Sahneye çıkacaksın. Peki, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Yani çalışıyorum. Çalışmayı seviyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Ne güzel, ne mutlu sana. İnsan hayatı sevdiği şey yapması çok önemli bir. İkincisi, iş hayatı tamam. Eyvallah, güzel çok ama şükür. Aşk da lazım. Değil mi Bayhan? Yani bu aşk işte biraz... Seni de evlendirelim artık yani. Bekarlıkta bir yere kadar. Ya bakıyorum işte. Aileden baskı var mı? Hadi evlen, hadi torunumuz olsun. Yani ben ailesiz büyüyen bir adam olarak artık bakıyorum vakti, zamanı geldi diyorum. Hani bir aile kurmanın, yuva kesinlikle. Kurmanın zamanı geldi. Kesinlikle. Yani buranın da tamamen şeffaf olduğunu, her şeyin apaçık ortaya koyulduğunu düşünüyorum. Aynen o yüzden öyle. Buradayım. Teşekkür ederiz. Önceden tabii benim de kendime göre... Ancak bu şeffaflık içerisinde, resmi çerçeveler içerisinde insanların birbirleriyle tanışması, meşru bir şekilde ve temiz bir şekilde yuva kurmalarına çalışılması evet. ve sizin de buna ön ayak olmanız, tüm samimiyetiniz ve içtenliğinizle. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben bu sıcaklığınıza güvenerekten bir baktım ki buradayım yani. İyi yapmışsın, çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ ol. Peki, şimdi ne oldu Muhammed? Ben öncelikle hoş geldin diyorum abi. Ben kendisini çok seviyorum. Gerçekten. Popstar'dan bu yana kendisini izliyorum. Defalarca videosunu açıp izledim ben kendisinin. Özel biraz, bir ses ve özel yorumu yani, da çok güzel. Şey, bir de şey vardır, böyle yaşanmışlıklar hep birbirlerini evet, insanların evet. kendine yakın görür. Ben gerçekten çok seviyorum. Geçen günde ismini vermen önemli değil değil mi semt? Olarak. Hayır tabii ki. Taksim'de sahne aldı. Ben orada dinledim kendisini. Aa dinledin. Evet. Bak orada dinlemiş dinledim. De seni Muhammed. Sağ ne güzel ya. Selam. Bilmiyorduk hiç. Birkan'da pardon bir şey sen söyleyeceğim. Bayan baba hoş geldin. Hoş ben bulduk. Ben Birkan çocukluktan sana hayrandım. Daha bu sabaha kadar senin şarkını dinledim. Eyvallah. Yemin hadi ediyorum canım. Sabah dinledim Zuhal abla, bu kadar tesadüf ne olamaz. Ne şanslısınız, sevdiğiniz insan çok buraya geldi valla. Ben de Adanalıyım. O da Adanalı zaten. Ben hoş gelmiş diyorum. Ben kendisinden özellikle şey şarkısını istiyorum. My Love. Şarkısı var. Unchained Melody. Evet, kendisinden. Aşk, tam bir aşk şarkısı tabii. Çok güzel bir şarkı, ben de çok severim. Bilal'e rica ederiz senden. Tabii severim. Efendim Halilcan, söyle. Halilcan'a da verelim mikrofon. Tabii herkes heyecanlandı, evet. mutlu Bayan oldu. Bayan hoş geldin. Merhaba Halilcan. Ben çocukluğumdan, yani işte Popstar'dayken falan senin bir duruşun vardı o zamanlarda. Çok hayrandım ben sana. Sesim geliyor değil mi şu anda? Kendi geliyor. Sesimi alabilirim ben seni duyuyorum, ha, çok tamam. iyi duyuyorum Halilcan. Hatta... 12 yaşında, ben 12 yaşındaydım. Bir dizi için Aydın'dan beni İstanbul'a davet etmişlerdi. Orada da bir sünnet düğünüydü. Senin şeyine gelmiştik, sünnet düğününe gelmiştik. Orada seninle bir fotoğrafım vardı uzun saçlı kıvırcık olduğun zamanlarda. Doğrudur, hala durur o fotoğraf evde. Hatırlamazsın sen de. Ben, şimdi ben de diyeceğim ki çocukluğumdan beridir bayağı dinlerdim. Olmayacak. Ya benim Zuhal abla. Ama ben de sesini çok beğeniyordum. Zuhal abla benim... Tabii çok genç onlar. Onların tam o ergen zamanlarına denk geldi ben, Popstar. Ben Popstar'da o kadar...
varken fotoğraf falan koyardık oraya ufak. Bayan abinin fotoğrafları vardı o zamanlar. Peki yani. Bayan'ın yaşını da tabii ki hatırlatalım. Kaç yaşındaydın Bayhan? Yani yaş oldu 36. Oldu be, oldun mu o kadar? Evet. Hiç göstermiyorsun biliyor musun? Vallahi göstermiyorsun. Artık tamam, evlilik zamanı. Evlilik yaşı gelmiş yani. Yani yavaş yavaş zaman geldi. Zaten o yüzden buradayım. Yani. Tabii yani evlendireceğiz inşallah. Yağmur'dan da alalım son bir... Pazar günü Taksim'de konseri vardı. Ben de gittim. Hatta Ahmet Bey'i sahneye aldınız. Kimin efendim? Ahmet Bey. Ah canım gerek. Ahmet. Evet. Ahmet abi çok aynen. İyi bir müzisyendir. Ve hatta videoya çektim. Instagram'a da atmıştım. Sosyal medyada paylaşmıştım. Bayağı da takipçin varmış burada. Beyoğlu Belediyesi'nin, Beyoğlu Belediyesi'nin organize ettiği, Mehmet Taşdiken'le beraber organize ettiği bir festival var. Ne güzel. Çok güzel bir festival. Altıneler Festivali'ydi. Taksim güzel, Meydanı'nda süper. Konserimiz oldu. Ondan bahsediyorlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Peki. Şimdi asıl meselemize gelelim. Bayhan bu locada kimin için geldi? Acaba kim? Açıklayayım mı? Ben açıklamayayım zaten. Kendisi söyler herhalde. Bayhan, yani, ne zaman hazır hissedersen kendini ve ne duyguyla, öncelikle ne düşünüyorsun? Bir düşüncen var mı o kişiyle ilgili, tabii isim vermeden? Tabii ki kendimi bir garip hissediyorum şu açıdan. Evlilik beni her zaman korkutan bir kurumdu. Çünkü ciddiyetine inanıyorum. Hı hı. Kutsal bir şey. Bir kere olsun, ömür boyu sürsün. Bir kere olsun, ömür boyu olsun. Başladığı zaman sonsuza kadar sürsün. Yaşlılıkta sohbet olsun, muhabbet olsun. O yüzden tabii tanımak istediğim, yani yakından tanımak istediğim bir aday var. Onun da kendine göre bir yaşanmışlığı var. Biraz kaderlerimiz birbirine benziyor. Öyle yani, mi? Şöyle, biraz öyle bir garip oldum. O da eleştiriliyor, seviliyor, sevilmediği yönler var. Bazen gözyaşlarında görüyorum onu. Hepimiz için hayat hepimizin öyle, hayatında evet. Olur böyle şeyler. Kendime yakın hissettim. Bir duruşu olduğunu düşündüm. Ve onu, yani doğruyu söylemek gerekirse, hani yakından tanımak istiyorum sadece. Sadece tanışmak istiyorum. Tabii bu ki. Tabii nereye varır bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyor. Hani nereye varacağını bilmiyorum. Kader, kısmet. Belki bir sonsuzluğa gider. Belki sadece tanışmış oluruz. İnşallah öyle gitsin. Dileğimiz tabii evlenin Barkan'ın buradan. Seni damat olarak, onu da gelin olarak gönderelim. Çok isteriz. Ya tabii peşinen ve büyük konuşmamakla birlikte öyle yakından tanımak isterim. Bilmiyorum söyleyebilir miyim acaba? Sen hazır hissettiğin an tabii ki söyleyebilirsin. Sana kalmış artık. Bütün locadaki hanımlar heyecanla tabii bakıyorlar. Onun... farklı bir gizemliliği, bir garipliği de var. O yüzden... Sen bunu görebildin onda yani. Ya, enteresan geldi bana. Hani evet. bir görmek istedim, bir konuşmak istedim. Hani belki o da konuşmak ister, belki konuşmak istemez. Çünkü, bilemeyiz ki. Çünkü hayat müşterektir, herkesin hakları var. Evlilik çerçevesindeki yaşamda kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok. Kesinlikle. Söz konusu bile değil. Normal bir birey, bir insan olarak ona bu hakkı vermek istiyorum. Hı hı. O da uygun görürse ben Hanife Hanım'ı bir yakından tanımak istiyorum. Hanife bir şoku atlatsın da. Ben Ezgi zannediyorum. Hani böyle rahat rahat. Aslında rahatım bir an. Evet Hanife. Bayhan seni tanımak için, bir tanışmak için geldi buraya. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk. Evet. Nasılsınız Hanife Hanım? İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Hanife kıpkırmızı oldu. Böyle gelmek ister misin? Kim bilir kaç yılda böyle canım yanacak, seninle olmak var ya,
Estağfurullah. Şimdi hep sağ ol, çok iyiyim, sizi sormalı. Ben ilk defa heyecanlıyım. Yani gerçekten heyecanlıyım. Şu kalbim ağzıma geldi. Fark ettim. Yani hepimiz insanız. İnsanlıkta şeffaf olduğu müddetçe her şey mümkündür. Yeter ki niyetler güzel olsun. Dolayısıyla dış görünüşten ziyade esas olan manadır, kalptir. Gözler kalbin aynasıdır, evet. Hiç kimse kalbinin güzelliğini veyahut da çirkinliğini asla gözlerden saklayamaz. Dolayısıyla ben her şeyden önce sizin kalbinizin güzel olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla tabii yanlış anlaşılmasın. Neyin nereye varacağı hiçbir şekilde bilinmez. Sadece sizi yakından tanımak istiyorum. Böyle hani sohbet etmek. Tabii. Ya bir kere benim için gelmiş olmanız benim için çok büyük bir onur. Eyvallah. Dediğim gibi hayat müşterektir ve o onur bana ait. Hanife'yi ilk kez bu kadar ne diyeceğini bilemez. Bizim dilli düdük kala kaldı. Gerçekten ilk kez heyecanlandı yani Hanife. Şimdi ben de tanıyorum çünkü. Tabii tanınmış bir isim tabii ki. Tanıdığım bir insanın gerçekten bana gelmiş olması. Bir de buradaki birçok insanı heyecanlandırıp bana çıkıyor olması. Çok böyle farklı bir şey. Hani şimdi hani var mısın yok musun'a gittiğimizde İlker Bey'e de söyledim ya, televizyonda görüyordum, burada görünce farklı oldu diye. Şimdi ben de izliyordum siz çıktığınız dönemlerde. Beğenir miydin sesini Bayhan Bey? Beğenirdim. Ha. Hatta geçenlerde çok büyük bir şey bu, tevafuk ya. Geçenlerde bir konuyla ilgili kendisiyle ilgili bir araştırma yaptım kısa. Bir şey merak etmiştim. Aa. Onu araştırdım falan işte kendisiyle alakalı. Allah Allah. Yani geleceğini duyduğumda ben hiç düşünmedim bana geleceğini. Çünkü aramızda 15 yaş var. Bana çıkınca işte diyorum tevafuk. Demek ki kader. Kader. Hissetmişsin belki de. Birkan da daha bu evet. Sabah dinlemiş. Birkan hastayım. Sen diyor bak sana gelir hayır dersen seni diyor mahvederim diyor. Zuhal Hanım ben Hanife'ye bir öneride bulunacağım. Dedi ya. Aramızda 15 yaş fark var diye. Şöyle yan yana baktığımızda yaş farkı zaten hiç yok. Hiç ha, beni harca burada 2 dakikada. artı bir erkek olgunlaştıkça yanındaki bayanı daha iyi anlar, daha iyi hisseder. Sen de zaten çok olgunsun. Yaşınla hiç şeyin yok yani. Çok gerçekten olgunsun ve ben uzun zamandır senin bu olgunluğunu yakından bilen bir abinim. Kesinlikle ve kesinlikle şu anki heyecan buraya yansıyor değil mi? Locaya da yansıdı sendeki heyecan. O yüzden kesinlikle bir şans vereceksin. Ben bir şey söylemek istiyorum. Hani böyle kız istemeye gelindiğinde kızlar işte sen bilirsin anneciğim, sen bilirsin babacığım yaparlar ya. Şimdi benim burada ablam annem olarak gördüğüm birisi var Aslı abla. Tabii ki de hiçbir zaman bana şunu yap, bunu yap, niye buna bunu dedin, niye şunu dedin demedi. Ben bilmem annem bile hani öyle bir şey diyesim geldi. Aslı ablanın da düşüncesi çok önemli. Hanife, sen milletin düşüncesini ne yapacaksın ya? Adana erkeğe karşında, Adana erkeği. Çıkıp gideceksin, evleneceksin. Adam buraya gelmiş ya. Sen neden bahsediyorsun ya? Kadına sahiplenebilen bir erkek Adana'dan çıkar. Ya her yerden çıkar ama Adana erkekleri kadına daha sahip ve tutucu oluyorlar. Bak al git evlen diyorum. Gözün kapalı. Tanımak istiyorum dedi ama belki kendisi ya benden... Kimseye sormana gerek yok. Çık git diyorum ben sana. Tabii bu hayatta... Şimdi bu arada sevgili Bayhan da tanımak için geldi. Evlilik teklifi etmiyor şu an zaten. Yani çok hani bir bakayım dedi, bir tanışalım dedi. Yani bu karşılıklı onun da yüz yüze gelip konuştuktan sonra... Öngörebileceği bir şey. İlgisini çekmiş. Onun da hayatında zorluklar var. O da eleştirilere maruz kalıyor zaman zaman. Ben biraz enteresan, değişik buldum Hanife'yi ve tanımak istiyorum diyerek evet. Geldi. Hanife tabii ki şu an hem tanınmış bir ismin
hem de yıllardır televizyonda seyrettiği birinin ona talip olarak gelmiş olmasından mütevellit bir heyecanı ve şaşkınlığı var. Yaş farkına gelince tabii ki sizin kendi tasarrufunuzda olan bir şey. Ama dediği gibi katılıyorum Demir abiye. Şöyle bir baktığım zaman ben de hem şaşırdım hem sevindim. Çok yakıştınız. Gerçekten yani görüntü olarak söylüyorum tabii ki sadece. Naçizane. Aslı tabii Aslı'yı çok seviyor Hanife. Yeri ayrı onun için de onun için. Aslı'ya bir mikrofon verin o da şimdi ne desin o yani şey yapamaz tabii böyle durumlarda. Çok fazla yorum yapmaz. Zaten çok da öyle evet. İlk defa böyle bir şey soruluyor sana. Evet ilk defa şaşırdım. Ama mevzu bahis kişi tabii Hanife ki. Olunca. Tabii senin kararın, gönlün, beynin ne karar verirse onu yap. Ben bir şey diyemem. Tamam canımın içi. Ben tabii ki de çay içeceğim. Bir de ben hani hep şey dedim. Aslında yaş kriteri ilk geldiğimde dedim ya yaş kriteri koymam diye. Demiştin zaten. Evet. Çünkü ben 40 yaşında birisine de aşık olabilirim. Bu belki çok düşük bir oran benim için ama öyle de olabilirdi. Peki görünenin ötesinde bildiğimiz tanımadığımız Bayhan'ın biraz daha derinlerinde nasıl bir Bayhan yatıyor? Biraz hani merak bir, ediyorum. Biraz sorman lazım yani birkaç bir şey hatta sor şu an. Burada mı? Burada mı? Şimdi ben bunu soru olarak kabul edip öncelikle teşekkür ediyorum bu Zuhal Hanım bu güzel bakışlarınıza konuyla güzeldi. Alakalı ve diğer arkadaşlarımın bakışları. Burada hepimiz bir hayat yaşıyoruz. Hepimiz zamanı ve anı paylaşıyoruz şu anda. Benden önce hepiniz sizler birbirinizin zamanını harcadınız. Herkesin birbirine kul hakkı var. Dolayısıyla en büyük kul hakkı bir insanın başka bir insana umut verip sonra onu yarı yolda bırakmasıdır. Dolayısıyla insanların evlilik çerçevesinde yapmış oldukları en büyük hatalar birbirlerini tam anlamıyla tanımadan evlenmiş olmaları. Bravo. Dolayısıyla hep zulümle bitiyor, sonuçlanıyor. Bu sebepten dolayı ben sadece tanımak istedim. Onun da beni tanımasına fırsat vermek istedim. Hanımefendinin yani Hanife Hanım'ın. Bir umut vermemekle birlikte tabii çünkü hayatta en korktuğum şey kalp kırmaktır. Bu çerçevede o yükü asla kaldıramam. Kalp kırmaktan korkarım. Tabii ki birbirimizi tanımak adına kabul edersen bir çay çerçevesinde sohbet etmek isterim. Evet, demin de Hanife zaten çay içeceğim dedi. Ne diyorsun? Söylemiştim az önce zaten. Zaten çay içeceğim dedi. Biz onları çaya, sizlere de bir reklam arası için müsaadenizi isteyerek ayrılıyoruz.